İşte C# nedir? C# ile hangi tip uygulamalar geliştirilebilir gibi sorular karşınıza çıkacaktır. Direkt soru gelmese de aslında dolaylı olarak C# ile neler yapılabildiğini bilmeniz gerekir ki o da mülakatta uzmanın dikkat ettiği hususlardan bir tanesidir. Arkadaşlar, özellikle benim de sıklıkla gördüğüm hatalardan bir tanesi de C# bir uygulama geliştirme ortamı olarak düşünmek. Örneğin ben bir C# kursunda sadece C# konularını anlatmalıyım. Örneğin Windows Form konularını anlatmak, WPF konularını anlatmak, ASP.NET konularını anlatmak tamamen konunun dışına çıkmaktır. Neden? C# bir dildir arkadaşlar. C# konusu anlatırken örneğin Windows Form'da Textbox kontrolü konunun dışında bir şeydir. Yani onun şeyle alakası yoktur. Yani C# kullanarak onu geliştirirsiniz. O bir dildir çünkü. Peki ne demek istiyoruz? Dilden kastımız nedir? Şöyle ki arkadaşlar, şöyle bir de kalemimi elime alayım. Şöyle ki burayı bir hedef olarak düşün. Ve bu hedef bir insan olsun ve bu insanla görüşme yapacaksınız. Şimdi bu insanla bir iletişim kurabilmeniz için sizin ona şunu söylemeniz gerekiyor. Şöyle çizeyim bunu. Şu iki insanın birbiriyle görüşebilmesi için bu iki insanın aynı dili konuşuyor olması gerekiyor. Yani örneğin bu Fransızca konuşup bu Türkçe konuşuyorsa bu iki kişinin anlaması mümkün değildir. Dolayısıyla bu ikisinin aslında örneğin bu bir ASP.NET uygulaması olsun. Bu da onun işte hani .NET'teki karşılığı olsun. .NET'te arkadaşlar ortak dil adı üstünde .NET'in kendisidir. Yani .NET Framework'ün kendisidir. Aslına bakarsanız bu iki insanın görüşebilmesi için farklı diller yerine biz aynı dili kullanmayı tercih ediyoruz. Yani Türkçeden Türkçe'ye veya İngilizceden İngilizce'ye, Fransızcadan Fransızca'ya. İşte iki kişinin anlaşması için kullanılan dil bizim için C# veya Java'dır veya Visual Basic'tir. .NET ortamında Visual Basic veya C# mesela. Dolayısıyla hani Visual Basic ile yaptığınız şeyle C# ile yaptığınız şeyin hiçbir farkı yoktur. Aslında ikisi de .NET'tir. İkisi de arka planda aynı makine diline çevrilir. İster C# olsun, ister Visual Basic olsun. Aslında ikisi de .NET'tir ve ikisi de aynı makine diline çevrilir. Bunu çok iyi tutmanız gerekiyor aklınızda. Yani kısacası, örneğin bu iki insanın dille alakası yoktur. Bu iki insan sadece dili kullanırlar. Yani örneğin bu iki insan der ki, hadi gel beraber oyun oynayalım. Mesela dolayısıyla burada kullandıkları dil Türkçedir. Aslında olay oyun oynamaktır. Ama bu işi yapmak için, anlaşabilmek için veya ne yapacakları konusunda fikir sahibi olmak için dili kullanırlar. İşte C# da tam olarak böyledir arkadaşlar. Bir dildir. Aslında arka planında .NET Framework'taki operasyonlar ve daha sonra o operasyonların makine diline çevrilmesidir. Bu hususta arkadaşlar C# ile neler geliştirebiliriz? Yani C# kullanarak hangi uygulama türlerini geliştirebiliriz? Daha doğru. Add new project dediğimde C# kullanarak zaten burada hepsi geliyor. C# kullanarak WPF uygulamaları, Windows Presentation Framework uygulamaları. Bu tam olarak hani uygulama örneği babında daha sonra fikir vereceğim. Windows Form uygulamaları, konsol uygulamaları, kütüphaneler. Kütüphaneleri konuşmuştuk daha önce. ASP.NET uygulamaları. ASP.NET'in versiyonları. Klasik ASP.NET Web Form, MVC, Core uygulamaları, WCF uygulamaları, Unit Test uygulamaları geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve birçok proje türünü C# kullanarak geliştirebilirsiniz.
Peki burada kullandığınız uygulamayla C# bir alakası var mıdır? Aslında bir alakası yoktur. WPF arka planda .NET Framework'ü kullanır. Siz .NET Framework'ün programcı tarafından kullanılabilen programcının anlayacağı, programcının daha rahat yazacağı nesnel bir ortam sunabilecek bir ortamda yapıyorsunuz. O da C# kendisidir. Aksi takdirde WPF .NET Framework'ün bir implementasyonudur. Bir proje implementasyonudur.